Evet sevgili dostlar, Mr. Gamer TV ekranlarına ve Red Dead Redemption 2'de yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere çantayı nasıl geliştireceğimizi anlatacağım. Çantama koyduklarım sığmıyorum diyorsunuz. Çantam yeteri kadar büyük değil mi diyorsunuz abi? Çantayı büyütmem mi lazım diyorsunuz. Kardeşim geliyorsunuz buraya, yükselt üretim diyorsunuz. Çantaya giriyorsunuz. Bakın şu en alta gelebilmek için en üstten başlamanız lazım. Ne diyor birincisinde? Hesap defterinden deri işleme aletleri al diyor. Sonra ilaç arabasını hesap defterinden iki kez geliştir diyor. Şimdi gidiyoruz abi hesap defterine. Ah, hesap defterimiz şurada çadırın arkasında. Ah, bu deftere geliyorsunuz abi. Defter diyoruz. Çevir. Şimdi ilaç arabasının ben birinci seviyesini geliştirmişim. Şimdi ikinci seviyesini geliştireceğim. İlaç arabasını ikinci seviyeye geliştirdim. Bir de hesap defterinden deri işleme aletlerini al demişti. Deri işleme aletleri. 225 dolarlık malzeme. Alıyoruz abi bunu. Evet, şimdi geliyoruz abi tekrar buraya. Üretimi tekrar seçiyoruz. Bakın, çantaya girdik. İşte birinci çanta açılmış. Hatta ikinci çanta bile açılmış. Ama diyor ki bize kusursuz maral postu avla, kusursuz geyik postu avla, kusursuz Kanada geyiği avla diyor. Şimdi bunların hepsini tek tek avlayacağız arkadaşlar. İlk önce kusursuz maral postuna bir gidelim. Evet sevgili dostlar, maralı buldum. Maralı şu bölgede buldum. Yani aslında bu geyik türünden her yerde bulabilirsiniz ama ben burada buldum. Kusursuz olmasını istiyordu ve kuyruktan dolmalı tüfekle herhalde vurmamız istiyordu. Bakalım inceleyelim. Dürbünle inceleyelim bakalım kusursuz olarak nasıl öldürmemiz lazım. Tek atışta öldürmek için tüfek kullan diyor. O da şu kuyruktan dolmalı tüfek arkadaşlar, dürbünlü olan. Alacaksınız abi. Böyle kafadan vuracaksınız. Ölecek bir seferdir bu. Şimdi gidelim bunun derisini bir yüzelim. Evet gördüğünüz gibi 3 yıldız olarak kalmış. Evet beyler, geyiğimizi de buldum. Yine aynı noktada, yine bu civarlarda dolaşırsanız geyiği bulabilirsiniz. İşte geyiğimiz burada 3 yıldızlı. Bilgileri göster diyelim. Tek atışta öldürmek için uzun dürbünlü tüfek kullan diyor. Alıyoruz kuyruktan dolmalı tüfeğimizi. Ya arkadaş şu atlar var ya, atlar. Güzel, bir kaçta öldürdük. Hepsi güzel. Bu arada usta avcıda biri açtık. 3 deri yeyi yüzdüğünüz zaman usta avcıda birinci kısım açılıyor arkadaşlar. Evet beyler, kusursuz Kanada geyiğini buldum. İşte tam şurada haritanın bu bölgesinde. Burada bir tane de efsane geyiğimiz var. Onu da avlayabilirsiniz isterseniz hazır gelmişken. Şimdi ne diyormuş abi, bakalım hemen inceleyelim. Tek atışta öldürmek için uzun dürbünlü tüfek kullan diyor. Evet elimizde var zaten. Hemen şunu alıyoruz, kuyruktan dolmalı tüfeği. Ve aşağımıza alıyoruz. Ta kafadan koyduk abi. 10 numara. Ayrıyeten tam bulunduğum bölgede kumada bulabilirsiniz. Haberin oldu. Hemen bunu geçelim. Şimdi gidelim abi bizim kasabımıza, çantamızı alalım. Evet beyler, derileri topladık. Şimdi buraya geleceğiz. Bağışla diyeceğiz. Topladığımız deriler bunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın kusursuz puma da var. İster verin ister vermeyin. Şimdilik vermeyin ya da verin. Kusursuz Kanada geyiği postu, kusursuz ördek karkası, bunlar da verin, lazım olur. Kusursuz maral postu, 2 tane varmış bende. 2 tane avladım ben gerçi daha doğrusu. Kusursuz geyik postu, kusursuz geyik karkası. Bunları verdik abi. Ben bütün topladıklarımı verdim. Avlanarak toplamamız gerekenler zaten sizde vardır, toplamışsınızdır videoya bakarak. Şimdi yükseltme üretimi diyoruz. Çantaya geliyoruz. Bakın gördünüz mü? Bütün her şeyi toplamışız abi. Bundan ne istiyormuş? Mesela bunu almak istiyorsanız kusursuz panter postu
toplamanız lazım. Ama şu anda hatırladığım kadarıyla oyunun buralarında değil, o haritanın diğer tarafında olması lazım. Bunları da açacağız. Bunun da açılması için Pristina 5 hayvan cesedi bağışlamamız lazım. Şu anda biz bir tane bağışladık diye hatırlıyorum. Şunun da açılması için mesela kusursuz kunduz postu istiyor. Tavşan postu istiyormuş. Bunlar da basit. Bunları da açabiliriz. Ama bunu başka bir videoda yapacağız. Şimdilik bunu alalım. Yeni çantamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, çanta geliştirme videosu bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.